İnce ağız var mı ya? Ufak da olsa şunu sökelim. Spirini al. Modelde hem bıçak olarak kullanılabilecek hem de oradaki sapı verir misin? Hem bıçak olarak kullanılabilecek hem de mızrak ucu olarak kullanılabilecek şekilde tasarladık. Bu sap zaten bunun değil ama yine de oturuyor. Hem mızrak ucu hem istersek çıkarttığımızda normal bıçak. Bir de çok ince bir malzemeden yapmadık. Özellikle 5 milimden yaptım. Bu şimdi makas çeliği. Makas çeliği olması sebebiyle de yağda çok güzel suyunu verebiliyoruz. Sertlik hem dağda ormanda yani hem balta gibi ya da Karadeniz'den kullandığı girebiler gibi de kullanılabilecek. Hem isterseniz avda da kullanılabilir. Hem de isterseniz karga gibi, mızrak gibi de kullanılabilir bir model oldu. Bunu başka bir versiyonu zaten ben geçen kendime yapmıştım. O çok hoşuma gitti ama bu fazla geniş geldi ağız olarak bana. Fazla geniş geldiği için bunu bir darına yaptık. Birazcık daha daralacak zaten. Ortalama 5 santim falan bir genişlik bırakacağız. Azıcık daha buruna doğru hafiften siviltebiliriz şuralardan alıp. Ama şimdi gece o bayağı geç saat oldu. Onun için bu akşamlık şimdi bırakıyorum. İnşallah ağız açılmış, şu hale gelmiş halinin de fotoğrafını videoya ekleriz inşallah. Evet, bir de şimdi şey var. Yani biz acemiyiz. Hani bu videoların çekiminde falan epeyce acemiyiz. Şey yapmayı beceremiyorum yani ben. Yani videoları eklemeyi vesaireyi. Öbür türlü de bunun yapımı çok uzun sürdüğü için parça parça mecburen çekmek zorunda kalıyoruz. Parça parça olmuş olsa da yani işte 1, 2, 3 gibi falan yapacağız bunları. Oradan takip edersiniz inşallah. Bu videoları da yani yaptığınız şeyleri işte yükleyin diye videoların altına yorumlar falan eklemişler. Yani onları istinaden çekiyoruz. Yoksa hani hem video çek hem bıçak yap. Yani bu aslında bizim için çok meşakkatli oluyor. Çok uzun bir süreç oluyor. Yani bu kadar uzun sürmemesine rağmen işte kameraya çalışıyor olunca birazcık daha tabii zorlanıyoruz ama yani insanların gönlü olsun. Bir şey yapılırken nasıl yapıldığını görsünler istedik. Öyle diye yapıyoruz. Evet. Bir de şimdi herkes yapıyor. Yani ne anlama geldiğini de çok bilmiyorum ama hani işte beğen butonu falan diyorlar ya, o beğen butonuna falan da isterseniz basın. Yani yani bana ne artısı olacağını da Allah hani Allah çok çok da bilmiyorum ama yani siz yine de beğen butonuna basın. Beğenin, yorum yazın. Yani tabii kötü yorumlar da geliyor. Ya şey benim çok birazcık da az bir şey konuşmak istedim şimdi. Bir şey birazcık gücüme gidiyor. Şimdi insanlar diyorlar ki işte yani o öyle yapılmaz, bu böyle yapılmaz, şu şöyle yapılmaz. Evet yani şimdi her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır diyorlar ya. Bu işler de birazcık onun gibi. Şimdi herkesin bu işleri öğrendiği bir ustaları var. Bizim ustamız, bize öğreten kişi belki onların çalıştığı şekilde çalışmıyordu. Belki farklı şekilde çalışıyordu da. Yani işte biz de böyle gördük, böyle öğrendik. Biz de öğrendiğimiz şekilde yapıyoruz. Üzerine bir de eklemeye de çalışıyoruz. Yani bakın burada bütün kullandığımız malzemelerin hemen hemen tamamını biz kendimiz yapıyoruz. Bu oluk açmak için kullandığımız malzeme. Şimdi bunu oluğunu açarken arka taraftaki kaynağını sağlama yapamamışız. Kaynağı kopmuş ama. Yani bakın bunu biz kendimiz yaptık. Ondan sonra şurada mesela balta sapı için geçen akşam bunu dövdük. Yani keskimiz var. Keskimizi yaptık. Ondan sonra şurada bir tane de şey var.
çekişlerin saplarını takmak için bakın çekicimizi kendimiz yaptık. Bulalım nerede? Şurada. Bakın yani işte şu, bu aleti yaptık. Aleti yaptıktan sonra bu çekicimizi yaptık. Yani daha şimdi baltalar var. Baltalar için bunu yaptık. Ondan sonra zaten videoda gözüküyor. Şu sapların oluklarını yapmak için şöyle bir alet yaptık. Yani bunların hepsi ilk önce aletlerimizi yapıyoruz. Şimdi şey var zaten yani ihtiyaç neyse ihtiyaca göre ilk önce usta kendi aletini yapmazsa olmuyor. Yani hani şey zannediyorlar. Malzemeyi ben hazır alıyoruz. Hazır aldığımız malzemelerle yapıyoruz. İşte çeliğe öyle su verilmez, şöyle su verilir. Ya şimdi çelik dediğin o kadar geniş, o kadar geniş bir şey ki bir boyut ki yani ham demir de çeliğe çevirebilirsin. Normal işlenmiş çeliği de hani işleyebilirsin. Yani şimdi evet ben ham demiri çelik haline getirmeyi biliyorum. Evet getirmeyi biliyorum ama yani şey de bana birazcık nasıl söyleyeyim yani tabiri caizse aptallık gibi oluyor. Zaten var yani olan bir sürü farklı çelik elimizde zaten çok rahat rahat temin edebiliyoruz. Biz bu bilgileri hani öbür bilgileri niye öğrendik? Yani bir gün yok olmasın. İşte bak bu bilgiler atalar dedeler böyle yapıyordu. O mantığımız var. Yoksa yani çelik zaten her taraf çelik. Bakın şuraya alt komple malzeme dolu. Arkalar malzeme dolu. Yan taraf malzeme dolu. Bunun altı malzeme dolu. Daha dışarıda bizim bir şeyliğimiz var. Hani metalleri sakladığımız yerimiz var. Yani şuraya bakın şu altı dolu. Yani bu okucu yapmak için ki aparatı onu da gösterelim. Ondan sonra burada mesela topuz yapmak için içerisi şöyle birazcık daha açarsam topuz için yani bir sürü malzeme de kendimiz imal ediyoruz. Bir de bu olan malzemeleri kullanmak daha mantıklı geliyor. Ben şimdi neden dağdan arkadaş yazmış yani dağdan işte hani yapmayı biliyoruz demişsiniz bunu videosuna atsaydınız falan demiş. Ben şimdi dağdan gideceğim bir kamyon toprak getireceğim. Bir kamyon toprak için ben şimdi yani 200-220 torba meşe kömürü alacağım. Yani buraya video çekeceğim atacağım diye. Yani şimdi bunda da çok büyük bir mantık ben göremiyorum. Hani bunu bilmek başka bir şey. Yani bunu rutin yapıyor olsan tamam yaparken arada çekersin koyarsın videosunu ama hani birazcık mantıklı olmak lazım. Elimizde olan malzemeleri biz çalışıyoruz, kullanıyoruz, yapıyoruz. Yani hani Avrupalılardan bir şeyler görüyorlar. Ondan sonra Avrupalılardan gördüklerini bizden istemeye kalkıyor. Ya bunlar çok mantıklı şeyler değil. Böyle ufak bir serzenişte de bulunmuş olayım. Herkese iyi akşamlar dileyim. Teşekkür ederim.